Abi, bu polisler ne zaman alırlar Ali'yi? Yarına kalmaz. Abi, ben Ali'yle kalmak istiyorum. Yani geldiklerinde orada olayım. Gitmeyeyim istiyorum. Yanında olayım. Abi, ben fena bir şey mi istiyorum? Söz defoda. Kimi seçmesi gerekirse gereksin, hiçbiri kolay vazgeçebileceği insan değil yani. Sadakatin bittiği yerde ihanet başlar. Peki sadakatin sınırı nereye kadar? Ama bu sefer... Sen benim tarafıma geçtin. Benim tarafıma geçmedin mi lan? Benim tarafıma geçtin. Bu sefer yapsam... Ömer'in öcünü alsam... Ben günah işledi diye kendi kardeşime sıktım abi. Ben günahsız Eren'i vurdum. Ben de şimdi senin gibi... Yok. Şimdi ben... senden daha pis bir katil oldum abi. Seni mi vuramayacağım? İşte en kilit adamlardan biri. İhanet mi yoksa sadakat mi? Seçimler onu zorlayacak mı? Yanımda Tefo var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, seni biz izlerken heyecanlanıyoruz. Her sahnende kalp atışlarımız artıyor. Acaba ihanet mi diyorsun, sadakat mi? Gelgitler çok fazla. Ne diyorsun Tefo için? Ya Tefo için başlık evet, sadakat. Tefo ihanet ederse de o sadakatten kaynaklanır yani. Birine sadık kalmak için birine ihanet ediyordur herhalde. Ama nereye gideceğini ben de kestiremiyorum. Çünkü artık Tefo'nun bir sevdiği adam var, bir sadık olduğu adam var, bir yanında olmaktan mutlu olduğu adam var. Ama bir gün birini seçecek yani. Stop, tamam. Diğer sahne. Ön hazırlıklarda neler yapıldı? Özellikle aksiyon sahneleri çok merak ediliyor. Nasıl oluyor hazırlıklar? İstiklal Caddesi'nde kalabalık yerde çekimler, sayamayacağım kadar çok atraksiyon var. Yani İstiklal Caddesi zorluyor tabii bizi. Çünkü biraz işin tutmasının ceremesini çekiyoruz. Yani çok seviyorlar, işi de çok seviyor insanlar. O yüzden bir anda bir kalabalık birikiyor tabii. Orada çekim yapmak zor ama aksiyon sahneleriyle ilgili zaten profesyonel bir ekiple çalışıyoruz her anlamda. Aksiyon sahneleriyle ilgili özel bir ekip geliyor. Özel güvenlik sistemleri kuruluyor, önlemler alınıyor. Yeri geldiğinde dublörler kullanılıyor bizim yerimize. Daha benim başıma bir dublör kullanmak nasip olmadı. Öyle bir kısmet gelmedi yani ama genelde profesyonel birileri yardımıyla bu iş yapılıyor. Dizinin ne kadar özenle çekildiğinin bilinmesinde fayda var. Hani yayın niye gecikti diyen seyirciler varsa sıradaki açıklamaya dikkat. 3-3,5 dakikalık bir sahneyi biz bütün bir günde çekiyoruz. Yani sabah 9'da set başlıyorsa 4.30'da bitiyor bazen. Yani o 3,5 dakika görünüyor ama onun mutfağı çok uzun sürüyor tabii yani. O yüzden insanlar izlerlerken daha hani ne güzel 90 dakika diyorlar. O 90 dakikayı... Kanına varamadan bitti diyorlar ama. Evet, iki ekip işte ancak bir haftada yetiştiriyor. Tabii aynen öyle. Bir de yani çok özen gösteriyor herkes. Böyle konuşacağız. Bade Hanım, Sarp Bey. Sarp Bey. Bade Hanım. Bade Hanım. Tanıştırayım. Güzel, 20. bölümü çekiyoruz. Hala Hanım Bey'le konuşuyoruz. Biz mesafemiz çok... İyi mi oldu mu? Hayırlı olsun. Herkes Bey, siz de. Bey, lütfen. Sarp Bey. Bade Hanım. Ben birlikte demedim ama. Lütfen yani saygı da ödedim. Güzel, güzel. Böyle güzellik karşısında çekildiğini yetmeyecek. Tabii, tabii. Esprilerim. Tefo'nun yüreğinde aşk kıvılcımları. Belki de Tefo'nun içinde küçük bir aşk kıvılcımları doğacak gibi. Yok, Tefo gayet net o konuda galiba. Yani seçmiş gibi. Ama olur mu olmaz mı bilmiyorum. Evet, bir Tefo Şebnem ikilisi olabilir gibi duruyor şu anda. Yani oldu diyemem, olacak da diyemiyorum ama... En azından kendince hissetmeye, netleşmeye... Evet, evet. Yani senaryoda fonun kıpırtıları var yani. Thank you.
Dizi TV sizin için bıkmadan, usanmadan soruyor. Peki önümüzdeki bölümlerde Tefo hangi oyunların içinde bizi şaşırtacak desem? Hangi oyunu görüyorsanız Tefo orada vardır mutlaka yani. Hani şu oyunla diyemem ama gördüğünüz her oyunda olacaktır. Ezel setindeki eğlendirimiz sürecek. Bizden ayrılmayın. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.